Amanca Kolay Ailesi, merhaba. Thomas Mülbağ ben. Belki hatırlarsınız. <laughs> Umarım diye hatırlarsınız. Uzun zaman oldu çünkü biz görüşmeyeli. Bugün size um, Huber Centrum'dan, Informasyon Centrum'dan değişiklik olsun diye şimdiye kadar hep kitap evinde çektik biliyorsunuz. Bugün Huber Informasyon Centrum'dayız. Ki Informasyon Centrum'u çok kısaca bir anlatayım. Bizim biliyorsunuz önceden de bahsettiğim gibi asıl işimiz ama yabancı dil olarak yani öğretici kitaplarımızın en önemli işimiz tüm Türkiye için dağıtıcıyız ve işte burada bir tane informasyon dediğimiz hem öğretmenlere hem de öğrencilere ders vermek üzere eğitimin yeni teknolojileri tanıtmak üzere iki eğitim danışmanımız var onlarla beraber burada ıı, ıı, hatta Almanya'dan bile bazı eğitim danışmanlarımız geliyor burada normalde normal şartlar altında biliyorsunuz ıı, şu anda seminer veremiyoruz ama genellikle webinar verebiliyoruz ama çok çok seviniyorum ki yine e, uzun zamandan beri sizinle beraber olabiliyorum ve e, size iki tane kitap tanıtabilirim bugünlük. Kitaplarımıza gelince. İlk kitabımız A1 seviyesinde. A1 seviyesinde bir tane e, çok çok kısa hikayelerden oluşmuş bir kitabımız. Salto und andere Geschichten diye on tane hi e, hikaye var bunun içinde düşünebiliyorsunuz. Bu ince kitabın içinde 10 tane hikaye. Dachländer. Dachländer dediğimiz yani Diyarbakır, Ankara, Ceylan, Hakkari, Dach, çatı demek. Ama bunun aç aslında açılımı Deutschland, Österreich, uluslararası Österreich A diye geçer, Avusturya ve CH, İsviçre. E, Dachländer, ve bu hikayeler o Dachländer'in içinde geçiyor. Ee, i̇lk hikayemiz mesela Leipzig, ikincisi Berlin, Münih, Dortmund, Avusturya'ya geçmek üzere, Leipzig, e, Salzburg, sonra yine Almanya, Köln, Weimar, Doğu Almanya, Bremen, baya kuzeyinde kalıyor Almanya'nın, Westheim, Augsburg, Güney ve Bern, İsviçre. Bu kitapta çok beğendiğim bir olay kitap yani tek tek hikayeler var içinde ama hikayelerin sonu tam belli değil. İçinde bitiyor gerçi ama yine de size açık bırakıyor. Yani sonuçta sonu siz kendi üretiminizle fikir üreterek bitirebiliyorsunuz hikayeleri. Tabii ki alıştığımız şekilde sorular var içinde kendisi deyimler ve kelimeler mavi olarak özel alınmış ve açıklayıcı bir şekilde bazı Türk isimler de geçiyor. Çünkü haliyle biliyorsunuz Almanya'da bayağı Türk hatta onlar benden çok çok daha Alman orada yaşıyor. Ve hepsinin cevapları da arkasında. Bunun içinde CD yok. CD bazı kişilere göre modadan geçmiş MP olarak Ama indirebiliyorsunuz Huba sayfasına girerek Ve en sondaki e, sorular neredeyse hikayeyi yeniden Hikayeleri yeniden e, okumanızı teşvik eder yani Biliyorsunuz e, Bir şeyi anlayana kadar 80 tane tekrar lazımmış ben geçen sefer bir tane e, seminerde duydum Yani siz eğer hocaysanız hiçbir zaman demeyin ki 20 kere anlattım bu kişiye niye anlamıyor? Hayır. Daha iyi e, aşağı yukarı 60 kere daha anlatmanız <laughs> tavsiye ederim ki birisinin anlaması için. Bu e, Leipzig'de ve, ve çok e, değişik konular alıyor bu hikayeler. Mesela Leipzig'te bir futbol oyunu alıyor, e, ee, resim öğretmenliği, Dortmund'da elektrikler kesiliyor ve ondan sonra bakıyorlar ki aa elektriksiz de baya bir aile, hele hele yeni modellerle bileşebiliyorlar. Ee, köyünde birisi ders kırıyor, halbuki hiç kırmamış. Ben sadece böyle üstünü anlatıyorum da yoksa hepsini anlatsam zaten sizin kitabının okunması e, mantığı kalmaz. Bremen'de vol, voleybol takımları, e, West Ham, Augsburg'da. Ha, Augsburg şey için çok e, ünlü bir şehir. Orada bir tane e, Puppenkiste dediğimiz yani bir kukla e, tiyatrosu var. Bizim Hacivat ve Karagöz ama hacivat Karagöz daha çok e, gölge oyunu. E, ki bu e, ipli bir oyun. Yani ipli kuklalar ve Augsburg onun için çok çok önemli. Augsburg Puppenkiste neredeyse dünyaca ünlü diyebiliriz. Bern en sonuncuda oluyor ve orada da çok çok ilginç bir hikaye geçiyor ki A1 seviyesinde geçen sefer de ya da her zaman tekrarladığım gibi A1 seviyesinde Tam olarak kitap yazmak zor çünkü belli kelimeleri aşamıyorsunuz ama yine de bayağı güzel bir 10 tane hatta hikaye oluşturdular ve bunu tavsiye ederim şimdilik. İkinci kitabımız <laughs> Fräulein Elze. Fräulein Elze biraz ciddi bir konu. Geç, ha, belki hatırlarsınız önceden Faust'u da anlatmıştım, Werther'in acılarını anlatmıştım size ve bu da yine bir klasik hikaye A1, A2 seviyesine e, basitleştirilmiş olarak vermiş yine Uber Yayın evinin ki bu e, hikaye birinci şahıs mı denir? ya da e, e, birinci şahıs tekilinden monolog halinde yazılmış bir 19 yaşındaki Elze diye bir gencimiz yazıyor 1900'lerde oynuyor ki o zamanlarda dekadens dediğimiz yani bir tane birazcık çok zenginler var ama moralleri pek iyi değil onu biraz biraz sonra yine yanaşacağım bu konuya çifte standart ahlaklı dekadens döneminde işte bu kız ondan dolayı bir ruhsal çatışmaya giriyor ki bu, bu kitap sadece monolog olarak değil arada sırada diyalog olarak da şeklinde yazılmış. Hikayeye Gelince yani bu e, bahsettiğim e, Fräulein Elze e, halasına ziyaretine gidiyor San Marino di Castrona diye. Kuzey İtalya'da bir şehir bu. Onda bir oteli var. Onun bir e, Paul diye oğlu var. E, kuzeni de e, zisi ve kız arkadaşlarıyla evli evli. Onlar Viyana'da yaşıyor ama. Fred seviyor ama o pek ona yanaşmıyor. Ve şimdi en önemli konu burada babası Viyana'nın en ünlü avukatı. Ama borsada bir sürü, devamlı borsada bir sürü para kaybediyor. Borsada para kaybettiğinden dolayı bu Elze'den yardım istiyor. Ne şekilde yardım istiyor? İşte e, dost diye bir zengin adam o da o otel o otelin içinde ki o babası biliyor o yana, yardım edebilir diye ve kızından rica ediyor ki bu adama biraz yanaşabilir misin hatta ondan benim için para al, e, rica edebilir misin diye. Şimdi ki tabii ki kız e, felaket bir e, çelişkiye giriyor. Hem kendisine duyduğu saygı ve ailesine yet yerine getirmesi karşı zorunda olduğu sorumluluğu nasıl bir araya getirebilir? Yani Hem babası için iyilik yapacak hem de e, kendi saygı biraz vazgeçecek. Neden vazgeçecek diyeceksiniz şimdi çünkü bu dorse Peki bir adam değil. O ona çok ahlaksız bir teklifte bulunuyor. Diyor ki, evet ben senin babana yardım edebilirim. Ama 15 dakikalık nasıl diyeyim ayıp olmadan anadan doğuma görmek isterim seni. 15 dakikalık çıplak önümde duracaksın açıkçası. Tabii ki şimdilik. Kız ki o zamanlarda düşünün daha da bu bikini bikini yok yani ortalıkta. Hem kendisinden vazgeçmeden hem de ama babasına nasıl yardım edebilirim diye çok çok psikolojik bulantılığına giriyor ve hatta devamlı intihar düşünceleri de var bu kitabın içinde. Ha şunu bunu da, ıı, önceden belirteyim. Sonunda tam belli olmuyor ıı, hanımefeni intihar etti mi etmedi mi diye ama ıı, uy, uyku tabletini yut, yutuyor ve ifade edebiliyor mu o anda kendisini ifade edemiyor mu? O tam belli değil ama siz de okuyabilirsiniz. Siz yorum sizde de tabii ki onu bırakabiliyorum size. Şimdilik bu Kız o kadar bulanma gidiyor ki ve diyor ki hayır ben, bu çünkü benim içimde kalacak yani bu saklı kalacak ve ben ne yapacağımı bilmiyorum bir akşam işte hatta o akşam bir toplantı var ya, toplantı dediğim işte eski zamanlarda öyleydi ee, bir salonda oturuyorlar birisi e, piyano çalıyor hatta onun çok beğendiği bir beyefendi vardı o... o o orada piyano çalıyor ve bu By Dorsey dediğimiz kötü adam da orada ve e, hatta işte halası hepsi o odanın içinde ve gidiyor sadece bir manto var üstünde mantosunu çıkarıyor ve sahte bir baygınlığa düşüyor. Yani herkes bu sefer onu çıplak görebiliyor. Ondan sonra işte sahte baygınlıktan sonra kaldırıyorlar, bir yatağa götürüyorlar. Orada zaten ilacını hazır koymuş, içiyor o ilacı ve tamamıyla artık siz okuyun. <laughs> o o kadar. Kitabın biraz arka bölümüne gelmek istiyorum. İşte 1924'te yazılmış işte o şarkı düşünün. 7 kere filmi çekildi. Yani bu bunu e, konu, konu olarak. Yok. İlk film zaten sessiz bir film. Siyah beyaz sessiz bir film 1929'da çekilmişti. Sonuncusu hatta yani en aktüel e, filmi 2013'te Hindistan'da çekildi. Yani bu Hindistan e, sosyetesini de ele alarak oradaki problemleri dekadens yani zengin, fakir, zengin fakirlerden ne isteyebilir ukalalık olarak sadece parası var diye nasıl sömürebiliyor, hatta şifte standart nasıl uygulanabiliyor onu oraya yansıtmış. Ama ıı, asıl şey, ıı, temel hikaye yine bu Folan Erzi konu kaldı. Iıı, yazarımıza gelince Arthur Schnitzler, Babası bugünkü burun ağız boğaz profesörüydi, Yahudiydi kendisi, şeyler tabii ki Nietzsche de Yahudiydi. Arthur Nietzsche 1862'de doğup 1931'de vefat etti. Aslında kendisi de tip doktoruydu. Telkin ve hipnoz ve o konularda, o, orada belli oluyor zaten psikolojikten başladığı. Sigmund Freund ile tanışıyordu. Hatta on, onlar tam o kadar değil ama 1890, 1890'da genç Viyana topluluğu kurdular bunlar. Ondan da etkilenip tabii ki bu kitapları yazdılar. Fräulein Else işte yine o Faust'tan ve şeyden alıştığınız gibi biraz karamsar resimler, resimlerle yapılmış yine sorular var arkasında. Bu kitabın CD'si de var. İkisini de size tavsiye ederim. Okumanızı, dinlemenizi. İnşallah yakın zamanda tekrardan buluşmak üzere çok çok en önemlisi sağlıklı kalın. Bu vesilede tüm İzmirlilere acı şifalar diliyorum. Zaten pandemiden dolayı bütün dünya etkilendi. Bir de bu üstüne geldiği vakit. Size hoşça kalın diliyorum. Sağlıklı kalın. Bay bay.